farkında olabilirim gibi konularla ilgili bilgi sahibi olmak ya da bir uzmandan bu konuyla ilgili destek almak için büyük ihtimalle buraya geldiniz. Buna katkıda bulunacak, bunun önünü açacak somut, pratik bir uygulamadan yola çıkarak size yardımcı olacağız. Dolayısıyla size çok fazla çocuğun nasıl tanımanız gerekiyor, neye dikkat etmeniz gerekiyor konusunda burada açıkçası çok fazla bilgi vermeyeceğiz. Burada vermemiz gereken bilgi size çocuğunuzu tanıyor muyum konusuna yardımcı olacak bir uygulama, bir proje yapılacak bizim destek, bizim uzmanlığımızda yaptığımız bir çalışma bu. Projedeki amacımız nedir, ne yapmak istiyoruz ve size nasıl yardımcı olacağız? Çocuklarınızı tanımak için size ne katkıda bulunacağız? Kısaca bunlardan bahsedeyim biraz. Şöyle düşünelim, 3, 11 ya da 12 yaş arasında çocuklarımız var nihayetinde. Buradaki kitlenin de, yani size bir öyledir. 1-2 yaşında çocuğu olanlar da vardır mutlaka. Ama nihayetinde 3-12 yaş arasında çocuğumuz olduğunu düşünün ve bu çocuğunuzla ilgili çeşitli sorunlar yaşıyorsunuz. Ve bu sorunlar dikkatle ilgili olabilir, öğrenmeyle ilgili olabilir. Biraz daha açayım ben. Günlük yaşantınızda çocuğunuzla inatlaşmayla ilgili olabilir, dikkatle ilgili olabilir, öğrenmeyle ilgili olabilir veya yemekle ilgili olabilir, gelişiminde bir problem olabilir, sosyalleşmesinde bir sıkıntılı bir durum olabilir, aşırı hareketli olabilir, aşırı öfkeli olabilir, sizi dinlemeyebilir, yönerge anlamında sorunlar olabilir, yönergeye uygun hareket etmekte sorunlar yaşayabilir. Aşırı korku durumları olabilir, içe kapanıklılık durumları olabilir gibi gibi gibi. Bu konularla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Ama bu sorunlarınızı aşağı yukarı kime danışmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Ya da böyle sorunlar var ama bunların gerçekten bir sorun mu, bir bozukluk mu ya da bir yetersizlik durumu ya da bir hastalık durumu mu olduğunu çok bilmiyorsunuz. Kime danışacağınızı da bilmiyorsunuz. Sağdan soldan bazı bilgiler duydunuz ama nasıl yönlendirmeniz gerektiğini de bilmiyorsunuz. Arada sırada belki yardım da almış olabilirsiniz. Buna rağmen ne yapmanız gerektiği konusunda çok fazla bilginiz yok olduğunu varsayarak biz bu projeyi bu temeller üzerinde ailelere biz nasıl yardımcı olabiliriz? Sorunlarını, çocuklarıyla karşılaştıkları sorunları, varsa sorunları, bu sorunları biz daha iyi nasıl anlayabiliriz, yönlendirebiliriz ve gereken şekilde aileye, ailenin çocukla ilişkisine nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve sonuçta böyle bir proje çıktı. Bu projede bizim yapacağımız ve yapmak istediğimiz kısaca şu. Biz 3, 11 ya da 12 yaş arasındaki çocukları okula gitsin ya da gitmesin bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Bu değerlendirmede gelişim tarama testi uygulayacağız. Çocukları alacağız, 10'ar kişilik gruplar halinde, kendi sınıflarında ya da şu an okul listesi burada var. Bu okullara şimdi biz gidiyoruz, o okullarda yine aynı seminerleri veriyoruz ve aynı bilgilendirmeleri yapıp çocukları isteyen orayı da anlatacağım ben. Çocuklara gelişim tarama çalışmaları uyguluyoruz. Ben şöyle okulları kısaca okuyayım. Belki onların içerisinde bulunabilirsiniz. Çağrılabilirsiniz de. 22 Nisan'da Mustafa Yeşil İlkokulu'na gideceğiz. 29 Nisan'da Preveze İlkokulu'na gideceğiz. 6 Mayıs'ta Mithatpaşa İlkokulu. 13 Mayıs'ta 23 Nisan İlkokulu. 20 Mayıs'ta da Selahattin Eyüp İlkokulu'na gideceğiz. Bunların içerisinde bu okullarda çocuğu olan var mı? Var, güzel. Anaokulu. Onların anaokullarında da var. Şimdi bu seminerleri burada yapmamızın amacı da şu. Bu okulların dışındaki insanlara da ulaşmak istiyoruz. Proje kapsamında biz 1000 tane çocuğa gelişim tarama çalışması yapmak istiyoruz. Biz bunu 10 okul olarak belirledik. Ama diğer okullara da ulaşalım. Gaziantep'teki diğer okullar da bundan faydalansın diye böyle 2 haftada burada bir seminer verdik. Bu ikincisi. Dolayısıyla sizin
Biz burada okullara gideceğiz, aynı şeyleri orada da anlatacağız. Ve bu seminerler sonunda girişim tarama çalışmaları. O hafta hangi okuldaysak o okulda çocuklarla birlikte girişim tarama çalışmamızı yapacağız. Ve biraz önce bahsettiğim durumların, dikkat, öğrenme, anlayamama, yönerge, öfke, saldırganlık ne varsa işte bunlarla ilgili o tarz sorunlar yaşayan çocukları tespit edeceğiz ve ona göre bir yönlendirme yapacağız. Şimdi burada kısaca yapacağımız gelişim tarama çalışmasından bahsetmek istiyorum. Bilgi sahibi olun en azından. Çocuklara ne yapıyoruz? Çünkü şöyle geri bildirimler geldiği için bilme hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Çocukların kan tahlili falan yapmıyoruz. Çocuklara herhangi bir makineden geçirmiyoruz. Çocukları normal bildiğimiz nasıl ki bir sınava giriyorlar, gelişim tarama çalışması yapıyoruz. Önlerine bir kağıt koyuyoruz, belli sorular var. O belli soruları düzgün bir şekilde psikolojik bir test olduğu için çok fazla zorlamadan ne kadar yapabiliyorsa o kadar yapabiliyor ve biz de onları değerlendiriyoruz. O değerlendirme sonunda çocukların biraz önce bahsettiğim durumlarıyla ilgili bize bilgi veriyor. Bu çocuk yaşıtlarından ileri, yaşıtlarından bazı davranışlar açısından, bazı bilgiler açısından, dil açısından, akıl yürütme açısından, ayırt etme açısından, sayı ya da matematikle ilgili sorunlar açısından, okuma ya da öğrenmeyle ilgili ciddi sorunları var mı yok mu, dikkat ya da buna benzer sorunlarla ilgili herhangi bir şey var mı yok mu noktasında bize bazı bilgiler veriyor. Çalışmada, gelişim taramasında, çocukta gelişiminde herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşırsak o aileyi bilgilendireceğiz. Derneğe davet edeceğiz. Çocuk Gelişim Aile Derneğimiz var. Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz. Gaziantep Belediyesi sınırları içerisinde bu dernek, belediyenin açtığı bir dernek burası. Ve buraya istediğiniz zaman randevu alıp sadece Gaziantep Belediyesi sınırları içerisinde olmanız yeterlidir. Randevu alıp terapi hizmeti alabiliyorsunuz. Ücretsiz şekilde bundan yararlanabiliyorsunuz. Bu derneğin bir faaliyetlerinden birisidir bu proje. Onun haricinde de herhangi bir konuyla da ilgili gidip oradan yardım alabilirsiniz. Yaş sınırlaması yok. Sorun sınırlaması yok. Orada çeşitli şekilde gönüllülük esasına göre çalışan çeşitli uzmanlar var. Ben de bir gönüllüyüm. Benim uzmanlık alanım özel eğitim. Özel eğitim konusunda yaklaşık 13 yıldır çalışıyorum ve bu alanda az çok bir bilgi sahibi oldum. Dolayısıyla hangi çocuklar özel eğitim alması gerekiyor? İşte otistik çocuklar nedir? Engelli çocuklar nedir? Nasıl eğitim alması gerekiyor? Dil bozukluğu olan çocuklar nedir? Gelişimde anormallik olan çocuklar nedir ve nasıl yaklaşılması gerekiyor konularında? Birazcık bilgim var diyebilirim. Dolayısıyla bu bilgimi dernekte de paylaşıyorum oradaki arkadaşlarla ve gelen bu konuyla ilgili gelen kişilerle. Şimdi tekrar projeye dönersek bizim burada sizleri gelişiminde sıkıntılı olan çocukları aileleriyle birebir görüşmeler yapacağız ve görüşmeler sonucunda ailelere bilgi vereceğiz. Diyeceğiz ki senin çocuğunda sen nasıl görüyorsun? Herhangi bir şey var mı yok mu? Varsa da bugüne kadar bir şey yaptın mı? Bak çalışma sonrasında şöyle bir sonuç çıktı. Tavsiyemiz, bir uzman olarak tavsiyemiz hastaneye veya rehberlik araştırma merkezine gitmeniz. Bizim görevimiz burada bitiyor. Size yönlendirme yapmak, önce tanılamak, gerçekten sizin çocuğunuzun şu konularla ilgili ilgisi var, becerisi var, yeteneği var, yapabilecekleri var. Ama şu konuyla da ilgili yapamadıkları var, anlayamadıkları var, destek alması gereken durumlar var. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Yardım alması gerekiyor diyeceğiz ve ona göre sizi gitmeniz gereken yerlere göndereceğiz. Yani ya rehberlik araştırma merkezine ya da ilgili hastanelere. Şimdi ben buraya kadar anlattım. Şununla ilgili bir genel bir şey öğrenmek istiyorum. Çünkü önemli, bilinmediği için ve yanlış anlaşılmalara müsait olduğu için veya nereden başlanacağını çok bilinmediği için insanlar genellikle bilgi sahibi çok kafalarını karıştırıyor bir konu. Şimdi sizin böyle bir çocuğunuz olduğunu düşünelim. Genellikle nereden başlıyorsunuz? Yani ilk önce kime başvuruyorsunuz? Kim size bu konuda ne yapmanız gerektiğini söylüyor ya da siz kimi dinleme gereği diyorsunuz? İlk kime başvuruyorsunuz? Öğretmenine başvuruyorsunuz.
öğretmenlerine, öğretmenlerin büyük senin çocuğunda yaşıtlarından bir farklılık var ya da ben bazı şeylerden şüpheleniyorum diyor ama o haliyle grup içerisinde hareket ettiği için çocuğuyla çok fazla çocuklarla ne yapıyorlar? Çocukları kimisi alabilirlerse iyi olur. Çünkü benim değil, sizlerin de dikkati dağılacak. O yüzden o konulara biraz dikkat edersek sevinirim. Şimdi bizim buradaki amacımız şu. Her halükarda sizler bir danışmaya başvuracaksınız ama öğretmenine başvuruyorsunuz. Yani ilk başta öğretmenine başvuruyorsunuz haliyle. Çünkü sizden çok bir şekilde çocuğu bilgi sahibi olan ya da tanıyan, grup içerisinde öğrenmesiyle ilgili dikkatle ilgili bilgi sahibi olan kişi öğretmen. Öğretmen de size genellikle şöyle diyordur büyük ihtimalle, bu çocuğa bir şey yapılması lazım ama ben yapamıyorum. Benim gücüm yetmiyor ya da sınıf çok kalabalık olduğu için haliyle ben çok fazla yardımcı olamıyorum. Dolayısıyla sizin bu çocuğu alıp bir yere götürmeniz lazım. Genellikle aileler hastaneye gidiyorlar. Hastanelerin çocuk psikiyatrisi bölümlerine gidiyorlar. Nihayetinde bu konu mideniz ağrıyorsa mide ile ilgili bir bölüme, ne bileyim akciğerleriniz ağrıyorsa dahiliye falan gidersiniz ama bu konularla da ilgili genellikle sizi çocuk psikiyatrisine yönlendireceklerdir. Çocuk psikiyatrisine de gittiğiniz için haliyle siz bir doktorla karşılaşıyorsunuz ve doktorla büyük ihtimalle işte dikkati zayıflıyorsunuz, öğrenmesinde sıkıntılar var diyorsunuz. İşte biraz önce bahsettiğim sorunları söylüyorsunuz. Doktor da haliyle kendiliğinden bu konularla ilgili bildiği ilaçları yazıyor. Dolayısıyla ilk başta hemen ilaç tedavisine başlamış oluyorsunuz. Şimdi burada aslında çok süreç size belki kolay yoldan kısalmış gibi görünüyor ama bakıldığı zaman çok yanlış bir yoldan gidildiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Uzun olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü ilk başta bu çocukla ilgili hastaneye gitmeden önce nasıl ki sizler eğer hani aile sağlık hizmetleri var. Önce bulunduğunuz mahallede gidiyorsunuz doktora. Doktor eğer çok gerekli görürse sizi bir üst kuruma gönderiyorsa bu işlerin de biraz açıkçası böyle olması gerekiyor. Sizi öncelikle bir psikoloğa yönlendirmesi gerekiyor. Ya da psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu çocukla ilgili önce yapılması gereken şeyler var. Sizin anlamanız gereken, sizin bilmeniz gereken konular var. Dolayısıyla öncelikle bir psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Hastaneden önce ya da hastanenin psikoloji servisi varsa ona başvurmanız gerekiyor. Sonra bir ilaç desteği almanız daha uygun. Çünkü daha bir şey yapılmamış. İlaç desteği yabancı ülkelerde gerçekten çocuğa gereksinim varsa ve çocuğun durumu çok acilse önerilir. Bizim ülkede ne yazık ki bu konular hemen ne yapılıyor? Siz haliyle eğitimciden çok bir doktora gidiyorsunuz ve doktor da haliyle size şey yapıyor, bir ilaç yazıyor. Tavsiye en azından bundan sonra çocuğunuzu götürecekseniz hastaneye gitmeden önce bir uzman psikoloğa götürüp çocukla ilgili yapılacakları, çocukla ilgili bilmeniz gerekenleri, ailenizle ilgili çocuğun psikolojik karakteriyle ilgili yapılması gerekenleri konusunda bilgi sahibi olmanız. Ondan sonra psikiyatriye eğer psikolog ya bu çocukla ilgili gerçekten ciddi önlemler alınması gerekiyor ve bu konuyla ilgili yapılacakları yaptık, eğitimsel terapi hizmetlerini verdik ya da psikolojik terapi hizmetlerini verdik, davranışsal terapi hizmetlerini verdik ama çok başarılı olamadık. İlaç desteği de alırsak bunun yanında, terapi desteğinin yanında çok iyi olur derse çocuk psikiyatrisinden bence destek alınması bana çok daha sağlıklı, çok daha mantıklı geliyor. En azından çocuğumuzu erken yaşlarda direkt ilaçla tanıştırmamış oluyor. İlacın zararları var anlamında söylemiyorum. Günümüzde ilaç teknolojisi de bayağı ilerlediği için çok güzel ilaçlar da var ama ilk başta bunu almak yerine önce çocukla ilgili bizim yapabileceklerimizi, annenin yapabileceklerini, öğretmenin yapabileceklerini ve psikoloğun yapabileceklerini denemek gerektiğini söylüyorum. Bu açıdan çok önemli. Çünkü genellikle doktora gidiyorsunuz, gitmeyin. Önce psikoloğa gitmenizi tavsiye ederim. Tekrar projeye dönecek olursak, bizim projemizde de biz sizi o psikolog görevini görmüş oluyoruz. Diyoruz ki sizin çocuğunuzda
bir terapi hizmeti alınması gerekiyor. Bir davranışta yaklaşım yapılması gerekiyor. O yüzden mutlaka bir zeka testi ya da buna benzer bir şeyin uygulanması gerekiyor çocuğunuza. Bunu belirleyelim diyoruz ve size ona göre ya rehberlik araştırma merkezine ya da hastanelerin zeka testi yapan çocuk psikiyatrisi bölümlerine yönlendiriyoruz. Dolayısıyla ondan sonraki süreç sizi ilgilendiriyor. Siz eğer çocuğunuza eğitim aldırmak isterseniz ya kendi iki şey karşınıza çıkıyor. Ya kendi imkanlarınızla bu işi yapacaksınız ya da kendi imkanlarınızla değil de devletin yardımıyla. Devlet bu konuda şöyle bir uygulaması var. Diyor ki ben diyor nasıl ki ilacın bir kısmını siz veriyorsunuz, bir kısmını devlet karşılıyor ya. Terapi hizmetlerinde de şöyle bir uygulama yapıyor. Eğer siz diyor sağlık raporu alırsanız ve rehberlik araştırma merkezinden de rapor alırsanız ben sizin çocuğunuzun eğitiminin, özel eğitiminin bir kısmını kendim karşılıyorum. Bunu rehberlik araştırma merkezi belirliyor. Diyor ki bu çocuğun özel eğitime ihtiyacı vardır. Senin çocuğun zaten bugünlere böyle gelmişse büyük ihtimalle de sıkıntıları varsa anlamında söylüyorum. Özel eğitime de ihtiyacı vardır diyebiliriz. Eğer öğretmen de gerçekten sınıfta normal akranları içerisinde bir sorundan bahsediyorsa. Ve özel eğitim desteği aldırıp aldırmamak size kalmış. Ya kendi imkanlarınızla bu işi yapacaksınız ya da bir herhangi bir özel eğitim merkezinden aldığınız raporla gideceksiniz. Gereken eğitim desteği de sağlamış olacaksınız. Tekrarlıyorum, altını çizme gereği duyuyorum. Bizim görevimiz, yani projeyi yapanların görevi, uzman psikologların görevi, sizin çocuğunuzu bir gelişim tarama çalışmasından geçirmek ve bununla ilgili size bilgi vermek. Ondan sonraki kısım biraz size kalmış. Sonuçta dışarıda bu uygulamayı çok hani nasıl söyleyeyim, maddi anlamda çok zorlu, belki bir psikoloğa gitseniz bir sürü para vereceksiniz. Biz bu çalışmayı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Ve hani ana amaç sizin çocuğu tanımanıza yardımcı olmak, hem de bir insanların bundan daha sağlıklı bir şekilde yararlanmasının bir yolunu açmak ve daha sonraki zamanlarda da başka yerlere bunu uygulamaya çalışmak. Bunlar bizim için önemli ve buradaki insanlara ulaşmak da gerçekten bizim hem çalışmalarımızın duyurulması hem de faaliyetlerimizin geniş kitlelerce, geniş insanlar tarafından anlaşılması için de önemli diyoruz. Çünkü bu hizmetleri başka bir yerde bu kadar hani bir şekilde size getirecek olan gerçekten çok fazla bir kurum yok. En azından böyle bir proje var ve böyle bir projenin de umarım size katkısı olur diyorum. Burada bizim sizden tek beklentimiz şu. Okullarına gidecek olanlarımız var. Okullarına geleceğimiz olanlar var. Orada da onay verebilir. Biz sadece sizden çocuğun böyle bir çalışmaya katılabilir ya da katılmayabilirle ilgili bir onay vermenizi istiyoruz. Çünkü sonuçta biz bir çalışma yapacağız, alan taraması yapacağız ve çocuğunuzla ilgili bir bilgilendirme yapacağız size. Dolayısıyla sizin onayınıza ihtiyacımız var. Sizler isterseniz böyle bir uygulamaya katılması için adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve çocuğun adını, soyadını, hangi sınıfta olduğunu, hangi okulda olduğunu yazıp onay verebilirsiniz. Bizler de o onaylar doğrultusunda sizlerin okullarına gelip ya da merkeze davet edip bu çalışmayı yapmayı düşünüyoruz. İki şey var. Birincisi Çocuk Gelişim Aile Derneği'ni biliyor musunuz? Tekrar söyleyeyim. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Çocuk Gelişim Aile Derneği bilmeyenler için tekrar anlatayım. Şu an Gazi Sonpaşa Hastanesi yapılıyor özel. Görüyorsunuzdur onu. Onun karşısındaki okulun yan tarafında bir dernek. Çocuk Gelişim Aile Derneği.